Böyle krem yok. Gerçekten daha önce bu kadar güzel nemlerden tanıştım. Yalan söyledim. Klinik de çok güzel ama bu da çok güzelmiş. Gece sürüp yattım. Sabaha kadar nemliydi. Bakar mısınız şu ışıltıya, şu neme? Bu arada yeni videodan hepinize merhaba, günaydın. Ben Betül, kanalıma hoş geldiniz. Saat şu an 9.30. Hemen ben hazırlanıyorum. Çıkacağım. Çünkü hafta sonuna siparişler aldım. Yani sadece pasta siparişi değil, bir sürü sipariş aldım. İşte sarma saracağım. Yaprak sarması. Cake pops yapacağım. Sonracığıma mini pizza yapacağım. Sonra el açması patatesli börek yapacağım. Bir de bir şey daha yapacaktım ya. Bir şey daha yapacaktım. Pasta. En büyüğünü söylemedim. Çok güzel bir doğum günü pastası yapacağım. O yüzden şimdi eksikleri almaya çıkıyorum. Bugün günlerden çarşamba. Pazar günü teslim edeceğim. Hemen şöyle birazcık bir kapatıcı süreyim yüzüme. Sonra da gidelim. Hemen hızlıca duşa girdim. Otobüse bakmam lazım nereden bineceğimi. Ufuk dedi ki bekle, beraber gideriz. Ama onun geldiği saatte 4.30'a doğru geliyor. İnanılmaz trafik oluyor. Hani zaten yorgun. Ben de o kadar saat bekleyeceğime, trafikte öleceğiz biteceğiz biliyorum. O yüzden hani hiç gerek yok. Ben hemen dedim 2 dakika alır gelirim. Şu an işte gideceğim yer Yenibosna'da. Altınoğulları'na gidiyorum. Ben oradan alıyorum. İşte sıvı şantim bitmişti. Böyle sipariş geldikçe alıyorum ben. Alıp çok stoklamıyorum. Önceden stokluyordum da bu aralar işte sınavdır odur budur pek ilgilenemediğim için pastacılık sayfamla, ama şey, böyle güzel tariflerim var yani. İstanbul içindeyseniz bir deneyin derim. Yiyen bayılıyor. Neyse, hemen şöyle hızlıca bir süreyim. Gidiyorum. Hiç şey falan sürmeyeceğim zaten, rimel falan. Sadece bir dudaklarımı nemlendirmem lazım. Dudaklarım inanılmaz kuru. Ama bu arada gerçekten bu Bioderma'nın benim aldığımın linkini bırakayım açıklamalara. Hani bir bakın derim. Gerçekten çok çok beğendim. Şu an nemlendirici benim için çok önemli çünkü.
Bu ne ya? Elma yanak oldum. Çünkü şey dildim inanılmaz kuruyor. Çok kuru. Bu burun kenarlarım falan pul pul dökülüyor. Ay bu arada kuruttum ama saç tiplerim tam kurumamış gibi. Neyse ya yapacak bir şey yok. Şapkamı takarım. Hava kaç derece bilmiyorum. Daha kafamı çıkarmadım balkona. Ava'nın dudak yağını çok seviyorum. Zaten bitmek üzere. Bayağı da bereketli bir ürünmüş. Böyle şey yapıyor. Hem bakım sağlıyor hem de yumuşacık yapıyor. Hazırım. Hemen çıkıyorum montumu giyip. Alacaklarımın listesine bir tekrar bakacağım. Eksik bir şey olsun istemiyorum. Sonra çıkıyorum. Buldum ki gerçekten çok yoruldum. Şurada da yani şuralar hep şey olmuş ya. Su izi olmuş. İşte sevmem. Şimdi neler aldım? Sıvı şanta aldım. İkisini de şekersiz aldım. Şöyle dilimli zeytin aldım. Ya şu şeylerden aldım. Bunlar çok tatlı. Bir numara bunlar. Minicik kapsül. Bu kapsülleri şey için aldım. Kek pops yapacağım ya. Bunların içine oturturum diye düşündüm. O şekilde şöyle bir kutu aldım. Böyle kendim bir şeyler yapacağım. Çünkü bu kutuyu keseceğim. En azından şöyle 3-3 yaparsam kaç adet yapacaktım? Ha 4-4 sararsa süper olur. Aynen. 4 kutu aldım çünkü zaten. Ve 16 tane kek pops yapacağım. Bunlar çok hoşuma gitti. Sonra şey de yaparım. Bunlarla ben bir ara. Tartolet miydi? O da çok güzel oluyor. Evde de dursun diye aldım. Çok hoşuma gitti minicik minicik. Öyle bir şey düşündüm. Sonra şey aldım. Kek pop için. Kek pop çubuğu bulamadım ama şu benim sevdiğim kağıt pipetler var. Kapkalın. Yıldızlı. Çok tatlı. Bundan aldım. Yine sıvı şanta aldım. Dedim evde dursun. Ne olur ne olmaz. Ve de şey. Yağlı gıda balaları aldım. Yağ bazlı gıda renklendiricileri diyelim. Pembe aldım, koyu kahve aldım, mavi aldım, siyah aldım ve sarı aldım. Böyle şey çok hafif hafif mesela eklediğinizde şey oluyor, güzel renkler oluyor. Bir de şey aldım, şu kristal süsleme şekerinden aldım. Yaprak sarması için sadece şöyle küçük bir problemim var. Yapraklarım bitmiş. Ben yaprağımı İzmir'den getirtiyorum. Ya yani İzmir'den getiriyoruz gelirken. İşte annem alıyor. Tanıdığımızdan. Onlar Alaşehir'den falan getiriyorlarmış. Ufuk'un halısı veriyor. Onlar da Manisalı. Yapraklarımın zaman tazecik, incecik oluyor. Çok güzel oluyordu ama yani yaprağım kalmamış. Baktım yok. Bulamıyorum. Şu an sipariş versem öyle gelmez. Almıştık İzmir'deydi ama arabayla gidince alacaktık. Yani ben de şunları falan almıştım böyle yaprakları buna koyarım diye. Çok da iyi olacaktı. Şunları almıştım. Şöyle plastik. Ama bakalım ne yapacağım, nasıl bir çözüm bulacağım. Yani en kötü konuşacağım. Yapacak bir şey yok. Bir de şu kurabiye kutularını aldım. Bunlar da çok hoşuma gitti böyle kırmızı puantiyeli. Normalde craft kutu alacaktım ama craft kutular şeydi yani böyle. Pek hoş değil. Şimdi bunu nasıl yapacağız bakalım. Buradan kıvıracağız. Bunun içerisine böyle benim yağlı kağıdım var ya şekilli. Onu koyarım dedim. Çok hoşuma gitti ya. Çok tatlı deseni.
Aa, çok güzel değil mi? Çok beğendim. Bunları keseceğim zaten şuradan. Şimdi bir tekrar gideceğim. Bizim şurada bir pazar var. Ona bakacağım. Yani yaprak varsa orada vardır. Bu market yaprağı almam. Damarlı damarlı çok sert olur o. Güvenemem. Kargom gelmiş de Instagram'ı açtım. Size de buradan göstereyim istiyorum. Şimdi Kasım indirimleri var ya. Şöyle şu kimonoyu çok beğeniyordum ben. Cheese Mono'nu. Bayağı hoşuma gidiyordu böyle işte evde giyerim sabahlık olarak. İşte plajda giyerim. Bayağı hoşuma gidiyordu. Ekru renginde. Çok seviyorum bu tonları. O yüzden bunu almak istedim. Güzel bir fiyata düşmüştü. Sonrasında şu soft touch body'lerinden aldım. Ben böyle kazakların içerisinde giymeyi çok seviyorum. Kışın çok güzel oluyor. Hem ekstra sıcak tutuyor. O yüzden bu ekru renginden aldım. Ama şey, yani ben açıkçası böyle daha kalın bir kumaş bekliyordum. Daha top bekliyordum. Yani birazcık böyle iç gösteriyor gibi. Bu da siyahı. Bir de siyahını almıştım. Bu mesela daha şey, daha kalın duruyor. O daha ince. Neyse böyle. Bunları çünkü almak istiyordum. Ben çok üşüyorum. Hatta benim geçen gün ufukta şaşırdı. Ellerim, ayaklarım. Of çok pardon. Erken kalktım. Ellerim, ayaklarım buz gibi havaların soğumasıyla. Bir şey yapacağım. Akşam yemeğini yapacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında her pazardan çok güzel böyle düzenli bir şekilde liste yapıyordum. Instagram'dan da paylaşıyordum. Hepinizin çok hoşuna gitti. Bu hafta yapamadım. Böyle canım nohut istedi. Ama ıslatmamıştım. Allah'ım ne bu esneme ya? Öyle böyle değil. Fena. Nohut mu yapsam? Bence nohutu koyayım. Hemen haşlansın. Kıymalı nohut yapayım. Ben kıymalı nohutu çok seviyorum. Annem ben et yemiyordum. Böyle yeni yeni yemeye başladım. Çünkü şey kan değerlerim düşük olduğu için doktor hani kıymayla et aynı eş değerde değil. Hani et yemen gerekiyor dediği için böyle yeni yeni başladım. Sinirsiz böyle yağsız kısmını yiyebiliyorum. Ay nohut haşlayayım hemen. Bence olur. Olur ya deneyelim. Islatmadan bakalım nasıl olacak. Bence olur. Ama şunu böyle bir denemek istiyorum. Bir şunları deneyeyim, denemeli de göstereyim. Ama galiba iade edeceğim. O kadar mı iç gösterir ya? Ki içinde ten rengi iç çamaşırı var. Yok. No. Beğenmedim. Bir de medium aldım yani. Small alsaydım iyice yapışacaktı. Yok, beğenemedim. Yine bir ufağa sorarım. Ama mesela bunun yerine H&M'de fitiller var. Onları falan alırım. Buna da az para değil yani 400 400'dü galiba evet. Yani gerek yok. Beğenmedim. Çok ince. Ama kimonoya bayıldım. Bu çok tatlı. Bu kesinlikle benimle. Böyle plajda falan da giyerim ben bunu. Çok güzel. Şimdi zaten kış tatiline gideceğimiz için böyle işte şey yine böyle ısıtmalı havuzlu bir villa tutalım diyoruz arkadaşlarımıza. Bu sefer 3 aile olabiliriz. Tam net değil ama kesin 2 aileyiz. Ama gelmek isteyen bir arkadaşlarımız daha var. İnşallah ayarlayabilirlerse durumlarını. Onlar da gelirse hani böyle havuza girip çıkarken falan iyi olur diye düşündüm. Hatta bu tarz bir şey Ufa'da bulabilirsem Müslüm Bornoz tarzında güzel olabilir. Hemen böyle üstüne atar girer içeriye diye düşündüm ama ben çok beğendim. Bunu kesinlikle iade etmiyorum. Ama şu body'yi bilemedim. Yani burası böyle bol duruyor. Yok ya bunu iade edeceğim. Ya aydınlıkta göstereceğim. Mesela buna polyamid diyor ama ben kesinlikle polyamid olduğuna inanmıyorum. Yani bu bunda bir jarse var. Yani bu bildiğiniz jarse ve soğuk tutar. Maalesef bu da iade ya. Ay duruşu da böyle. Beğenmedim de. Bu buraları bir pot pot bol bol. Neyini övüyorlar bu kadar anlamadım açıkçası.
Allah Allah. Ya da benimkiler mi böyle geldi bilmiyorum ama kesinlikle iade. Hemen yemeği yaptım. Direkt hepsini var ya böyle göstereceğim. Bir saniye şuradan. Kepçeyi alayım. Soğanı kavurdum. Kıymayı kavurdum. Nohutu attım. Ama bayağı bir su ekledim. Şuraya kadar falan su ekledim. Bir saat kadar düdüklüde pişirdim. Sonrasında düdüklünün kapağını açtım. Bir de öyle kaynattım. Vallahi pişti. Yani lokum gibi. Burada da domatesli makarna yaptım. Spagetti, yanına da ayran.
Her yer süpürüldü. Tertemiz. Villadasını da yaptım. Halıdaki şu görüntünün hastasıyım süpürge yapınca. Bunu buraya getirdim. Çiçekleri buraya koydum. Çünkü bu çok soğuğu seven bir çiçek değilmiş. Burada kalsın bir süre bakalım. Balkonu da şöyle bir süpürdüm. Mutfak camını silecektim ama bu artık yarına kalsın. Toz alacağım şimdi. Aleyna aradı. Onunla konuştuk. Buralar falan da temiz. Tozumu alayım. Sonrasında şurada biriken ütüleri yapacağım. Yoruldum ama değdi. Şimdi hazırlanıp dışarı çıkacağız. Ufuk dedi dışarıda yiyelim. Boşuna yemek yapmış oldum. Olsun, yarın yeriz. Umarım severek, keyifle, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.